eş zamanlı operasyonla daha Türkiye'ye getiremediler. Düşünce şubeni paketleyecekler, dışarıyla temasını kesecekler. Şu anda da yapabilirsiniz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Ben bunların hepsinin farkındayım. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Sedat Peker, videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın diye. Yarın çıkacak. MİT operasyonu sonrası Roda Beach Resort Otel'den kaçırılan ve iki defa yeri değiştirilen Sedat Peker'in yeni oteli ortaya çıktı. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülüğü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. MİT'ten kaçırılması sonrasında kaldığı otelin Mossad ve CIA tarafından da kullanılan otelin dokunulmazlığı olduğu bildirildi. Bu otelin sahibi Haptor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kalaf Ahmet Al Haptor olduğu öğrenildi. Sıradan müşterilerin bu otelin bazı katlarına çıkmasının mümkün olmadığı öğrenilen bilgiler arasında Ahmet Al Haptor, Arap iş adamlarına Türk vatandaşlarının tümünü işten çıkarma ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan Türk düşmanlığıyla ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen ünlü bir kişi. Sık sık Araplarla Yahudiler kardeştir ifadesini kullanan Yahudi ABD çıkarları güdümlü yaşayan bir kişi. An tedahhul Türkiye fi şu'un al-Arab. Ana ma'rif an şu maslahat Türkiye fi tedahhul bayn ويجب علينا نحن في مجلس التعاون من اليوم ورايح عدم التعاون مع أي شركة أو أي فرد تركي في الاستثمار أو العمل حتى التوظيف ما يجب أن نوظفهم وما يجب علينا أن ويجب علينا أن شعبنا في مجلس التعاون عدم الذهاب إلى تركيا ونتمنى إن شاء الله البلاد دولة الإمارات الأمن والأمان شعبا وقيادة. Bir tripod, bir kameraymış. Vay canına. Tripodu açıyormuş, üzerine kamerayı yerleştiriyormuş. Kaydı başlatıp anlatıyormuş. Bak sen. Her videoda da ısrarla altını çiziyor bunun. Neden devamlı bunun altını çiziyor biliyor musunuz? Demek istiyor ki arkamda kimse yok. Kimsenin kucağında değilim. Yersen. Tabii bunu yemeye hazır bir kitle var. Ama bizim yememizi kimse beklemesin. Bakın sevgili dostlar, bu işler zaten böyle olur. Normal ve namuslu bir hayatı bırakıp suça karışmaya başlarsanız eğer, daha sonra esiri olursunuz. İşlediğiniz suçun türü de fark etmez. Hele bir de belli güçlerin kucağına oturmaya başlarsanız geçmiş olsun. Oyuncak haline gelirsiniz ellerinde. Sizi tepe tepe kullanırlar. Sedat Peker üzerinden FETÖ üfürmesi iddiaların gündeme getirilip kamuoyunda daha çok etki yaratmasının amaçlandığını göremiyor musunuz? Sedat Peker'in iddialarının kendisine ait olmadığını aylar önce FETÖ sitelerinde dolanan iddialar olduğunu devamlı gözünüze sokmaya ve söylemeye devam edeceğiz. İnfaz eden bizleriz. Birisi suçluyor. Sizinle ilgili bir şey söylense, herhangi bir cümle söylense, ben size sizinle ilgili bu cümleye üçüncü şahsın söylediğinden inanırsam, işte bu infazdır. Söylemek tek başına bir anlam ifade etmez. Benim bunun bir parçası olduğumda, Hakan Bey doğru söylüyor dediğimde ben infaz etmiş olurum sizi. Size hiç sormadım. Bu gerçek midir? Bununla ilgili delil var mıdır? Demediğim andan itibaren ben infaz ediyorum. Asıl suçlu benim. Söyleyen değil. Yıllarca biz FETÖ'nün bir sürü şeyine duyduk bu ülkede. Yüzlerce binlerce suçlamasını gördük. Yüzlerce binlerce. İnandığınız an infaz ediyorsunuz. Ve infazı yapan da sizsiniz. Söyleyen değil. O suçluyor. Başından beri benim tavrım aynı.
dediğim gibi şöyle bir sallanma hiç yapmadım. O gün aa söylemişti demedim. O gün de eleştirimi öyle yapmıştım. Yani Türkiye'de kendisini bir siyasi partinin mitingi yaptığı zaman da benim hoşuma gitmemişti. O gün de kendisini başka bir pozisyona insanları tehdit ettiğinde de benim hoşuma gitmemişti. Bugün de gitmiyor. Hiç şey değilim. Seçim yapmadım. Yani o gün aa doğru söylüyordu, bugün doğru söylüyor falan duruşunda hiç değilim. Ben durduğum yerde aynı yerdeyim. O yüzden de bu bir infazın parçası olmayacağım. Çıkar verisi Türkiye'de, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin parçası olan, sağduyusuna her şeyine güvendiğim bir kişi der ki kardeşim alın belgeler bunlar, bu malzeme buraya değil de buraya gitti. Gelin o zaman ben de sizle beraber oturup bunu tartışayım. Kumpaslar, iftiralar, belaltı çalışmalar, yalanlar. Bugün Sedat Peker üzerinden farklı bir şey mi yürütülüyor? MİT tırları kumpası yeniden pişiriliyor. Dahası Amerikan bayrağı desenli battaniye altında poz veren vatan haini Can Dündar kahramanlaştırılmaya çalışılıyor. FETÖ'cü hesaplar yeniden harekete geçtiler. Emre Ulusu'ndan bilmem kimine varıncaya kadar. Neymiş, Erdoğan'ı bu kez devirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaklarmış. Açık açık söylüyorlar. Sedat Peker'in kararlı bir terör mücadelesi yürüten Süleyman Soylu'ya saldırıp yıpratma çalışması, PKK baronu Mustafa Karasu'nun da ona destek vermesi tesadüf değil. Hepsi Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkinliğini kırmaya yönelik çabalar. Süleyman Soylu hedef alındı. Çünkü terörle mücadele denildiğinde akla ilk gelen isim o. Asıl hedef Türkiye. Önce çevresi vurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıpratılacak. Sonra Erdoğan yok edilecek. Ondan sonrası kolay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski günlerine döndürülecek. Eline vurulup ekmeği alınacak. Hatta belki de Suriye benzeri bir noktaya getirilecek. Bu amaçla bütün elemanlar kullanılıyor. Eldeki bütün malzeme cepheye sürülüyor. Merak edilen başka bir konu da Sedat Peker normalde videolarını 2-3 gün aralıklarla yayınlıyordu. Ancak 7. ve 8. videoların arası biraz uzadı. Birçok kişi bunun nedenini merak ediyordu. Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez üst düzey bir Amerikan yetkilisi Türkiye'ye geldi. Bu görüşme çok önemliydi. NATO zirvesinde yapılması beklenen Erdoğan-Biden görüşmesini yakından ilgilendiren bir ziyaretti. Peker yeni video için ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la Türkiye temaslarının sonuçlarını bekledi. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.